Evet, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza iştirak ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selim Bey'in dediği gibi de anlaşılan birkaç toplantı sonrası buraya sığmayacağız. Yeni bir mekan bulacağız başkanım. Evet, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, Yüksek Divan Kurulumuz, Denetim Kurulumuz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uğur Bey, biz de geç öğrendik. Vefatı için size, ailenize başsağlığı diliyorum. Rahmet diliyorum. Kız kardeşiniz nurlar içinde yatsın. Uğur Bey, bütün işlemleri yaptıktan sonra bizlere haber verdiği için de acılı gününde yanında olamadık kendisinin. Tekrar başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin evladınıza da çok geçmiş olsun Sayın Başkanım. Sağ olun başkanım. Camiamızın önemli mensuplarından biri olan, Yüksek Divan Kurulu üyemiz olan, aktif kongrelerimizden olan Hulusi Belgü'yü de tekrar aramızda görmek hepimiz için bir mutluluk vesilesi. Fikir ayrılıkları olabilir, görüş ayrılıkları olabilir ama hepimizin gönlünde yatan Fenerbahçe'mizin en iyi yerlerde olması. Dolayısıyla o da normal bir kongresinden, taraftardan daha çok Fenerbahçe için mesai harcayan üyelerimizden bir tanesi. Yaşadığı talihsizliğin geride kalmasını, burada da 10 gün evvel sakatlanmış, en kısa zamanda da sağlığa kavuşmasını diliyorum. Hulusi Belgi'ye hoş geldin diyorum. Konularımıza girmeden önce hepinize oğlumla ilgili gösterdiğiniz hassasiyet için sadece buradakiler değil, gelen telefonlar, mesajlar, mailler, başkanlar arıyorlar. Sayın Dursun Özbey'e de teşekkür ediyorum. Dün tahkim kurulu çıkışında konuya değinmiş. O da sağ olsun, var olsun ama şunu söyleyeyim. Öncelikle herkese cevap veremediğim için özür diliyorum. Öyle bir mesaj bombardımanına uğradım ki ama şunu söyleyeyim. Çok şükür merak edecek hiçbir şey yok. Gazetede yazdığı gibi bir durum da yok. Oğlum sadece bileğini kırdı. Küçük bir ameliyatla tedavi edildi. Dün maçtaydı. Yani Perşembe ameliyat oldu. Dün de maçtaydı. Dolayısıyla hiçbir şey yok. Çok şükür. Sağ olun. Var olun. Şimdi ben bugün Erol Bey'den de rica etmiştim. Uğur Bey'e de aktaracaktı. Dikkat ederseniz normal gündemimize girmedik. Niye girmedik? Çünkü bir dönüm noktasında olduğumuz için ve sizlerin asli göreviniz Yüksek Divan Kurulu üyeleri olarak bizlere yön vermek, yol göstermek, tavsiyelerde bulunmak, rehberlik etmek olduğu için istedim ki herkes konuşsun, içini döksün. Ama birden sürprizle karşılaştım. Kısa kesildi konuşmalar. Konuşan herkese de teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi şu an bir dönüm noktasındayız. Hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. Bugün bir maç değerlendireceğiz. Bir 100 küsur dakikayı değerlendireceğiz. Ama bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için biraz üstünde duracağız. Ama esas sıkıntı son 10 yılda, son 15 yılda yaşananlar, yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur. Biz öyle bir maçta, ya bakın, bir maçta iki taraf hata yapılan bir ortamda, bir maçta bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesi, bağırması, çağırması, algı, manipülasyon, baskı ve ondan netice alması bizim fıtratımızda bu yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Biz neysek içi dışı bir kulübüz. Ben kendim için konuşmuyorum. Bu kulübün DNA'sı için konuşuyorum. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık. Sesimizi çıkarmadık. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı alan takımız, ne yönetim, ne hoca, kimse sesini çıkarmadı. Dolayısıyla ya bir maçta bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, her canı yanan takım bağırıyor, çağırıyor durumu gibi bir durum yok. Bunu da özellikle medyadaki
bir takımla yeni çalışan arkadaşlara söylüyorum. Size de biraz sonra gelip değineceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Antalya maçı bir milattır. Bir dönüm noktasıdır. Sadece iki maçı alalım. Sivas Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı kaybedilen 2 puan. Direkt yarışı etkileyen 5 puan. Bu gözümüze batan maçlar olduğu için. Bir de gözümüze batmayan, arada kaynayan şampiyonluk adayı takımlar tarafından haklı haksız kazanılan kaybedilenler puanlara da hiç girmeden bunu söylüyorum. Ve 1 Şubat ayındayız yine. Bize yapılan operasyonlar hep Şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal dönemi 22. hafta. Hep söylüyorum burada. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ondan sonra 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybediyoruz. Bu hayatın olağan akışına bile aykırı. Dolayısıyla yine bir Şubat ayında, erken bir Şubat ayında karşılaştığımız sıkıntıyı dile getirirken ben size anlatacaklarımı, paylaşacaklarımı büyük pencereden, farklı bir perspektiften değerlendirmenizi rica ediyoruz. Çünkü önümüzde iki yol var. Önümüzdeki iki yolu da biraz sonra anlatacağım. Bu iki yolu da biz oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Hangi günde çıktığını biraz sonra anlatacağım. Şimdi, Tunç hazır mısın? Önce bu maçı niye anlatıyorum? Büyük resmi daha iyi görebilmeniz için anlatıyorum. Milyonların önünde tekme tokat cereyaninden bir maç izledik. Acaba bir Şubat ayında tekrar mı katliama uğrayacağız diye de düşünmedik değil. Futbolcularımızın bazıları dayak yediler ama tüm takımın neredeyse dayak yediği bir maçtan bahsediyoruz. Bir maçta, bir 90 dakikalık maçta hakemin, yardımcı hakemlerin ve VAR'ın bu kadar çok kritik bir pozisyona, yani maçın sonucunu etkileyecek bu kadar çok kritik pozisyona kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka kaç maç vardı bilmiyorum. Belki de yoktur. Ve ne hikmetse bu hataların hepsi, istisnasız hepsi Fenerbahçe'nin aleyhine gerçekleşmiştir. Onun için bu hakem performansıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Bu niyetle, niyet perspektifinden bakılması gereken bir maçtır. Maça girmeden önce şunu da ifade edeyim. Bu haftanın, yani bir evvelki haftanın, yani geçtiğimiz haftanın hakem atamaları giden MHK tarafından yapılmıştır. Yani bizden sonrası tufandır mantığıyla hiç bizim maça atanmaması gereken biri en kritik maça atanmıştır ve sonuçta ortadadır. İyi ki de bu MHK gitmiştir. Gerçi MHK'ler hep gidiyor geliyor da değişen pek fazla bir şey olmadığında yaşayarak görüyoruz. Şimdi Mert Hakan'ın golü. Bize göre %100 gol. Yok ele çarpmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Peki velev ki ele çarpmış. Hiçbirimiz göremiyoruz. Bunu VAR görüyor. Ama aynı VAR. Hakemin gözünün önünde görmesi gereken pek çok maçın sonucuna etki edecek pozisyonu göremiyor. Bu, tekrar ediyorum, hakem performansıyla anlatılabilecek bir durum değil, niyetle anlatılabilecek bir durumdur. Yani birçok otoriteye göre net gol olan bir pozisyon ele çarptı, vermedik. Peki, ele çarptı, vermedik. Sen bunu görüyorsan diğerleri niye görmüyorsun? Verelim golü. Görmüyorlar. Niye? Çünkü görmek istemiyorlar. Göremiyorlar değil. Ve bu pozisyonda ne enteresandır ki bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor. Bakın, tekrar ediyorum.
Bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor. Bu pozisyon böyle. Böyle başladık. Ama pozisyon kaçıncı dakikadaydı? 14. dakikadaydı. Aslında ilk 10 dakikada yaşananlar vardı. Endiyer diye bir oyuncu var. Bu oyuncuya bu hakem olağanüstü bir tahammül gösterdiği için atılması gereken bir maçı kartsız tamamladı. Endiaye atılması gereken bir maçı kartsız tamamladı. Normal şartlarda yaptığı ihlallerden dolayı maçı bitirmesi söz konusu bile değildi. Şimdi sakin olun. Lütfen rica ediyorum hamurdanmayın aranızda çünkü anlatacak, konuşacak, değerlendirecek çok konumuz var. Şimdi bunları burada göstermem çok önemli çünkü hafta içi maçı olduğu için iki program vardı maçları yorumlayan. Maç geç bitti. Dolayısıyla bu skandallar yeterince izlenme şansı bulamadı hafta maçı olduğu için. Dolayısıyla buradan bu toplantıdan bir kez daha gündemimize getirmek istiyoruz. Herhalde bizim arkadaşlar pozisyondan çok etkilendiler ki defalarca gösteriyorlar. Bunlar kendine baktığınız zaman birer pozisyon olarak basit görünebilir. Ama bütün portreye baktığınız zaman olacak iş değil. Bu maçta yaşananlar olacak iş değil. Düşünsenize bu maç malum rakibimize yaşansaydı neler olmuştu. Şimdi bu pozisyon önemli. Bu pozisyonda Onyekuru yaptığı hareketi görüyorsunuz. Hayır bu değil, bunu geçin. Şu pozisyon. Bu net bir sarı karttır. Niye bu pozisyonu gündemimize getirdik? Diyeceksiniz ki maçın skorunu mu etkiledi? Bu pozisyon ve Ndiaye. Çünkü Onyekuru bundan sonra bir sarı kart alıyor başka bir pozisyonda. Aslında rakibimiz bu maçı ilk yarısını 9 kişi bitirmeliydi. 9 kişi bitirecek maçta bir oyuncu hiç kart görmeden maçı bitirdi. Dolayısıyla böyle bir ilk yarı yaşadık. Sonra Valencia'nın pozisyonuna geliyoruz. Ha, burada biliyorsunuz sarı kart görüyor. Bu eski alışkanlıkları herhalde, başka yerden gelen alışkanlıklar. Topu kaybediyordu Onyekuru ama bağırıyor hakim. Halbuki hiçbir müdahale yok. Burada bazı otoriteler penaltı diyor, bazıları değil diyor. Ama şurada kısaca şunu söyleyebiliriz. Rakip oyuncunun dizinin ne kadar masum olduğunu sizlere bırakıyorum. Akintola'nın dizi. Devam ediyoruz. 69. dakikaya geliyoruz. Burada bir dakika durdurabiliyor musun Tunç? Pozisyon burada durdu tamam. Şimdi buraya dikkatli bakmanızı istiyorum. Hepimizin atladığı bir nokta var. Burada bir pozisyonda iki penaltı var. Ben de maçı izlerken fark edememişim. Oynatma daha lütfen. Burada ikinci pozisyon hepinizin gördüğünde deniyor ki protokole göre VAR çağırmaz. Olabilir. Ama zaten VAR'ın çağırmasını gerektirecek bir durum da yok. Ama hepimizin çoğumuzun atladığı ilk pozisyonda Rossi'ye yine güreş misali, kavga misali, sarılma, engelleme var. Oynayalım. Görüyor musunuz? Neyse, ondan sonra esas noktaya gelelim. Adana Demirspor futbolcu zıplıyor.
kafa atacak, topa file değmiyor ve görüyorsunuz. Ve bakın daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Zaten kararını vermiş daha pozisyon bitmeden. Hakemi göremiyoruz. Arkadaşlar, sevgili üyelerimiz, abilerimiz, bu bir hakem hatası değildir. Burada yaşananlar hakem hatası değildir. Kürsüye gelir misin lütfen? Gel buradan konuş. Buyurun. Buyurun. Ya lütfen buyurun. Değerli üyeler, demişsiniz. Tam tek ses, tek yürek olmamız gereken bir anda bu tür çıkışları tasvip etmiyoruz. Seçim döneminde bana söylemişsin. Ne olmuş söylemişsen? Sakin olalım, sakin olalım. Lütfen sakin olalım. Buradan tek ses, tek yürek olarak çıkacağız. Sakin olalım. 88. dakika. Şimdi bir de yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Gol atıyoruz. Bariz gol atıyoruz. Ümraniye maçını düşünün. Çizilen çizgiler arasında 3 metre fark var. Ama yan hakem çat diye bayrağını kaldırıp offside veriyor. Yani tereddütte bile değil. Çünkü tereddütteyse zaten vara bırakması lazım. Şimdi bakın çizgi gelecek mi? O herhalde kafası karışıyor Batshuayi ile offside'de ama top Batshuayi'ye gelmiyor. Çizgili var mı Tunç? İki çizgili olan yok mu? Neyse orada gören hatırlar 3 metre. Şimdi bu maça gelirsek bu maçta 3 metre olmasa da hatırlı sayılır bir mesafe var. Offside, net offside olmadığını gösteren. Tabii mecburen veriyorlar. Çünkü net offside değil. Mecburen veriyorlar. Görüyorsunuz net offside değil. Mecburen veriyorlar. İptal etmeye var cesaret edemiyor. Belki de diyor ki 88. dakika biz zaten maç bitmek üzere vazifemizi yerine getirdik. Fenerbahçe puan kaybetmek üzere. Ama buna cesaret edemiyorlar. Bunu iptal etmeye. Sonra 110. dakika geliyor. Mia Zaitz'in meşhur pozisyonu. Şimdi görüyorsunuz birebir aynı pozisyon, aynı maç, aynı hakem, aynı yarı birkaç dakika arayla. Niye? Çünkü burada 110. dakika maç bitmek üzere kritik yarı penaltı kıvamında bir nokta. Ya Fenerbahçe gol atıp 3 puanı alırsa endişesiyle herhalde bu pozisyonu veremiyor adam. Veremiyor değil, vermiyor. Göz göre göre vermiyor. Dolayısıyla hani yarın bazı medya mensupları, bazı takımın lehine çalışan medya mensupları ya işte
Maçık puan kaldılar, mazeret arıyorlar. Şöyle yapıyor. Bir puan, bir pozisyon değil ki. İki pozisyon değil ki. Üç pozisyon değil ki. Dört pozisyon değil ki. Bir maçta yaşanıyor bunlar. Şimdi tekrar söylüyorum, bu bir hakem hatası değildir. Burada benim düşüncem, inancım birdenbire hakemin içgüdüsünde ya Fenerbahçe burada gol atıp kazanırsa duygusu, refleksi oluştuğu için bu pozisyonu vermiyor. Veremiyor değil, vermiyor. Bir de meşhur esas Bacuani'nin, şuraya bakabilir misiniz? Aynı hakem, aynı maç, aynı yarı. Şimdi bir de maçın başında Batshuayi'nin penaltısı var. Atladık sanmayın lütfen. Birkaç bana göre penaltısı var bu 17 numaralı yaşadıkları. Bunlar hep başında ve hakem tahammül gösteriyor. Bir sarı kart verse aklını başına alacak oyuncu. Bu eğitimlerde ders olarak gösterilecek bir pozisyon. Ama bu bir tane, başkaları da var. Haydi burada, burada top oyunda değil. Ama burada hakem ikaz edebilir. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor, bakın. Küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Görüyor musunuz? Deminki pozisyondaki gibi. Vermiyorum, devam diyor. Burada da hemen devam diyor. Yani böyle bir saniye bile düşünmüyor. Başkanım, acaba kara kucak kuralları devreye girdi de bizim haberimiz mi yok? Çünkü bu futboldan çok kara kucak sporunu andırıyor. Bakın bu top oyundayken olan bir pozisyon. Bak hemen kalk diyor, görüyor musunuz? Hemen kalk diyor. Evet, şimdi bunlar pozisyon. Sonra ne oluyor? Bence ligimizin en centilmen hocalarından biri olan. Bugüne kadar, demin de ifade ettiğim gibi 3 maçta arka arkaya 10 kişi kalmamıza rağmen, rakipler arasında en çok, şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı kart almamıza rağmen, hakemler hakkında hiç olumsuz konuşmayan, hatta destekleyen, ki bir iki maçta dedi ki hocaya, ne yapıyorsun sen? Burada hakem hataları var. Sen hakemi övüyorsun. Dedi ki oyunu akıtıyor. Çünkü yabancı hocalara çok garip geliyor bizim oyun sistemi. Duraklamalar, duran toplarda alan süreler, VAR incelemelerinin süresi. Bir maçta
oyun aktı diye bizim sıkıntı yaşadığımız, yani hakem hatalarıyla hakemleri methetti. Oyun akışına destek oldular diye. Biz de dedik sen ne yapıyorsun? Şimdi böyle bir hakem 3 maçta arka arkaya 10 kişi kalmış, puan kaybetmiş, sesini çıkarmamış. İngilizce ve Türkçe bir gram bilmeyen bir hoca. Portekizce hakeme diyor ki, çünkü sorduk, Selahattin Bey gitti sordu, ne dedin hocam diye. Faul, faul. İçeride değil, yani penaltı değil diyor. Dışarıda ama faul, niye faulü vermiyorsun diyor. Çat kırmızı kart. Şimdi bazı otoritelere göre hakem sahaya girerse bu olurmuş. Ya arkadaşlar, kaç maç var? Onlarca, yüzlerce maç var. Maç sonu hocaların sahaya girdiği, hakeme bir çift laf söylediği veya bir çift laftan fazla laf söylediği. Bir saniye. Şimdi, gösteriyor musun kırmızı kartı? Aynı VAR'a gidip bize haklı olan, Adanaspor'un haklı penaltı verirken ki o keyif, vücut lisanı. Ne kadar büyük bir keyifle. Herhalde bu arkadaş emekli olduğunda özgeçmişine ben Jorge'su attım yazacak. Belki onun için yapıyor bunu. Yani şunu söyleyeyim. Hepiniz seyrediyorsunuz. Hepimiz seyrediyoruz. Medyadaki arkadaşlara da sesleniyorum. Bu kırmızı kartsa, peki kırmızı kart. O zaman bazı hakemlerimiz var ki çizgide yaptıklarıyla, bırakın sahaya girmeyi, müebbet almaları gerekir. Ve sistem, bir sistemin parçası olmadığımız için sistem bu kadar rahat Fenerbahçe'ye kartlar verebiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe bir katliama uğramıştır. Çok kritik bir dönem işte, yine bir Şubat ayında. Önemli bir rakibine karşı, şampiyonluk adayı olan rakibine karşı, çok da iyi oynadığı bir maçta. Demin dendi ya konuşmalarda, işte hakemi değineceksin, onu değineceksin, bunu değineceksin. Bazıları diyor ki ya hiç yatırım yapmayın. İstediğiniz yatırım yapın, istediğiniz hocayı getirin, bu sistemi yenemezsiniz diye düşünenler de var. Şimdi, bu maçın özeti. Teşekkür ederim Tunç. Şimdi bir Türk Hakemlik Müessesesi'ne değinmek istiyorum. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Biz yalandan adalet istemiyoruz. Gerçek adalet bize fazlasıyla yeter. Herkes uygulanacak bir adalet sistemi bize fazlasıyla yeter. Zaten çürümüş, kokuşmuş, kifayetsiz Türk hakemlik müessesesi, tabii bir sezonda olmadı bu. Bu bardağa taşıran damlalar, zaten sonuna geldik. Bunların hepsi temizlenecek de. Sivas'ta yaşananlardan sonra ve Adana'da yaşananlardan sonra bu müessesenin bittiğinin, iflas ettiğinin, tükendiğinin en önemli belgesi sertifikasıdır. Bu bir belgedir. Hani derler ya, yolsuzluğun belgesi mi olur? İşte hakem, futbolda yolsuzluğun belgesi budur. O iki maçtır. İki maçta direkt 5 puan şampiyonluk yarışına etki, büyük bir etkidir. Şimdi artık ciğerini bildiğimiz bazı medya mensupları şu an kalem almaya başlıyorlar. İşte Fenerbahçe mağdur oynuyor. Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe böyle. Diyecekler ki, ya sen, yazmış bir tanesi. Şimdi Levent Özemen diye bir adam var. Bir medya mensubu var diyelim, özür dilerim. Herkesin kendine has stili vardır. Mesleğini bu şekilde icra eder. Ama bu kişinin mesleğini icra etme şekli kayıtsız şartsız, objektif olmadan
Ki bu tip insanlar arada bir de negatif bir yazı yazarlar. Ya bak ben bu yazıyı da yazdım diyebilmek için. Ama bütünsel bakış açısıyla baktığınızda tamamen bir takımın hesabına, çıkarlarına, faydasına, başarısına hizmet eden 5-6 medya mensubundan biridir. Siz biliyor musunuz ki dönüp bakarsanız bu arkadaşın Sivas'taki tartışmasız en tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçta sonraki ilk yazısında bir gün evvel o iptal edilen golle ilgili hiçbir şey yazmıyor. Bugün de yazmış. Ya demiş, siz demiş Ali Palabı'yı destekliyordunuz. Ne oldu şimdi? Bak sana yapılmasını istemediğin şey başkasına yapılınca şöyle yapıyorsun böyle. Bakın size bir şey söyleyeyim. Ben son konuşmamda şeyi kastediyor. Bak Ali Palabı'ya maç vermiyorsunuz. Dedim diye. Onu kastediyor. Şimdi diyor ki ya, işine gelince öyle, işine gelince böyle diyor. Biz öyle değiliz Sayın Tüzemen. Ben size daha iyi anlatayım ki kafanız ne kadar basar bilmiyorum. Ama vicdanen kabullenecekseniz dediklerim sizde etki yapar. Onu söyleyeyim. Şimdi biz, ben son konuşmamda sadece Ali Palabıyık değil, Ali Palabıyık ve Yasin Kola uzun süredir, 2 ayı geçen süre zarfında maç verilmediğini ifade ettim. Niye ben bunu ifade ettim? Bu hakemle çok beğendiğim için mi? Tanıdığım için mi? Sevdiğim için mi? Koruduğum için mi? Hayır. Yıllardır defalarca üstüne bastığım için, defalarca bu konuyu söylediğim için hakemlik müessesesinde yönlendirmeler vardır. Bir hakem gelir bir maçta ceza, çok kötü performans, bir takımı katleder, sonra bir hafta sonra maç verilir. O aslında bütün hakemlere mesajdır. Bu sezon özelinde bu iki hakem hata yapmıştır. Ali Palabıyık Alanya Galatasaray maçında yanılmıyorsam ve o maçta yaygara koparılan maç ve o maçta İki taraf lehine de hataları olmuştur. Yani o maçı seyretmeyen insanlar sonrasındaki tepkilere baktıkları zaman zannedersiniz ki resmen Alanya için rakibi doğranmıştır intibası çıkar. Ama orada çift taraflı hata var. O maçtan sonra koparılan yaygaradan dolayı aylarca maç alamadı. Bir de Yasin Kol bir başka şampiyonluk adayın maçında. Ve ben bunu gündeme getirmemin sebebi belli takımların maçlarında hata yapan hakemlere daha uzun süre ceza verdiğiniz zaman diğer bütün hakemlerin diğer bütün maçlardaki performansını etkilediği için. Dolayısıyla böyle alapalapayı işimize geldiği zaman tenkit ediyoruz, işimize gelmiş savunuyoruz diye bir durum yok. İlkesel bir durum var burada. İnşallah kafasına girer bu konu. Sonra şunu diyecekler, bakın. Bir şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı. Ortalığa böyle mesajlar atıyorlar. Biz böyle ilgiyle, zevkle, keyifle gece izledik. Biz topa girmedikçe daha da agresifleşiyorlar. Sonra dayanamadılar. Bizim arkadaşlar çok çirkin buluyorlar ama ben komik buluyorum. Yani alay edercesi de komik buluyorum. Görmediğiniz de görün. Benim de sesimi kullanarak bizi topa çekmek için bir video yapmışlar. Neydi ismi? Al veliye ver deliye mi neydi? Öyle bir şey, video yapmışlar. Bu hiç konuşmayan kulüp bugüne kadar. Sivas'taki olaylardan sonra da konuşmayan kulüp. Arkadaşlar benim sesimin kullanılması çok çirkin buldular. Neyse ben o şeyleri takmıyorum. Dün böyle bir atışmalar falan oldu. Şimdi orada bazı şeyler ima ediliyor. Bir tanesi şunu diyecekler. Bazıları. Siz diyecekler 8 Mart operasyonuna taş koydunuz. Siz ve sizin gibi olanlar olmasaydı bu hakemler zaten temizlenmişti. Şimdi de dert yanıyorsunuz. O konuya da açıklık getireyim. Defalarca da söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Belki unutuyorlardır. O da ilkesel bir konuydu. Neydi ilkesel konu? O dönemde bütün hakem sınavları, yani klasman atlamak için yapılan veya olduğunuz yerde
kalabilmek için yapılan hakem sınavları bir evvelki federasyon tarafından, ki bence bir evvelki federasyon Türk futbol tarihine en ağır zararı veren federasyondur. Hem ekonomik açıdan hem sportif açıdan kaldırdılar. Niye kaldırdılar biliyor musunuz? 8 Mart'ta temizleyeceklerdi bir grubu, ki o grubun içinde en çok zarar gören o hakemlerden Fenerbahçe'dir. O grubu temizleyeceklerdi ve tamamen keyfiyetle, hiçbir veriye, dataya, imtihana, sınava, hiçbir şeye değinmeden istedikleri hakemi sisteme getireceklerdi. Ve biz o açıdan ilkesel olarak sezon ortasında böyle saçmalık olur mu dedik. Ve gücümüz yettiğince de başka kulüpler de tepki gösterdiler. Bu operasyon engel. Şimdi diyorlar ki siz bunları engellediniz, şimdi de dert yanıyorsun. Hayır, öyle değil. Gerçek, hakemlik müessesesinde de devrimsel bir temizleme ve atama yapılacaktı. Ve bizim endişemiz liyakatla yapılmayacağı için A, B, C herhangi bir takımın lehine, niyetine, güç kimin elindeyse onların arzusuna göre bir atama yapılacağı için onun karşısında durduk. Onu söylemek istiyorum. Şimdi ben biliyorsunuz açık konuşmayı seven bir insanım. Milyonları etkileyen konularda kulüp yöneticileri, başkanları açıklamalar yapıyor. Ya gelin iddialarınızı televizyonda tartışalım dedik. Niye gelmez? Bu kadar inanıyorsanız iddianıza, bu kadar güzel algı yapıyorsanız, niye gelmez? Şimdi bakın, bakın. Ne dedim? İflas etmesinin, Türk Hakemlik Müessesesi iflas etmesinin artık belgesini bu sene gördük. İki maç söyledim. Başka maçlara da değinmiyorum. Yani şampiyonluk adayı olmayan takımların maçlarında da katliam yapılıyor. Bunlara değinmiyorum. Dün federasyon başkanımız da bunu ifade etmeye çalıştı. Ben hala inanıyorum sizin iyi niyetinize. Çünkü devrimsel bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ama 20 yılda kemikleşen yapıyı 4 ayda çözemez. Ben bildiğimi söylüyorum. Siz katılın katılmayın. Ben yaşadığımı söylüyorum. Daha evvelki federasyonlarda neler yaşadığımızı tahmin edemezsiniz. Ama en fahiş hatalar da bu federasyon döneminde yapılıyor. Çünkü altını tutmak kolay değil. Şimdi ne dendi? Murat Ilgaz Fenerbahçe Kongresi dendi. Öyle bir şey çıkmadı. Aynı geçen sene bir derbi öncesi hakemin Fenerbahçe ile ilişkili şirketlerde çalışıyor iddiasının külliyen yalan olduğu gibi. Sosyal medyada koç şirketleri dendi. Resmi ağızdan Fenerbahçe ile ilgili şirketler dendi. Diyemediler koç şirketleri diye. Külliyen yalan çıktı. Ya bir düzeltme, bir özür, bir şey var mı? Yok. Bu sezona gelelim. Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kongre üyesi. Murat Ilgaz kim? MHK Başkan Vekili, atamalarda, yok, VAR'dan sorumlu, atamalarda, VAR atamalarından sorumlu. Hemen baktırdık, böyle bir şey çıkmadı. Ya yanlış söylemişiz, kusura bakmayın, hata yapmışız, var mı? Yok. Bir de bakın size bir şey söyleyeceğim. Ben 6 sene yöneticilik, 5 sene başkanlık yaptım. İyi kötü de onun dışında da futbolu 40-45 sene takip ediyorum. Bir camianın MHK ile sıkıntı yaşayan pek çok camia var bütün yıllara baktığınız zaman. MHK ile kavga eden, bağırıp çağıran, haklı olarak söylüyorum. Kulüpleriz, Fenerbahçe'yiz, hepimizden bahsediyorum. Ben hiç şeyi görmedim. MHK ile sıkıntısı olanın MHK başkanı hedef almayıp başkan vekilini hedef aldığı hiçbir örnek görmedim bugüne kadar. Çünkü o başkan istenen bir başkandı. İyi ki de gitmiş ama istenen bir başkandı. Sonra
gelişmeler filan. Yani rakiplerimiz bizim kendi maçlarında uzatmanın az olduğunu göstermek için dönüyorlar Fenerbahçe maçını. Örnek gösteriyorlar. Ya hiçbir takım yok başka. Bu bizim büyüklüğümüzün de bir ifadesidir biliyorum ama hiçbir başka takım yok ya. Hep Fenerbahçe'ye örnek gösteriyorsunuz. Sonra ne dendi? Cezalar. Disiplin. PFDK'nın başkanı Fenerbahçe formasıyla karar alıyor. Biz tepki gösterince ya siz niye üstünüze alınız dediler. Bu insanların siz zeka diyorsunuz oradan da ben aptal olmadıklarını biliyorum. Ama samimi olmadıklarını da biliyorum. Böyle dendi. Sonra bir toplantıda hani ya siz niye üstünüze alınıyorsunuz dedi başkan tarafından. İlgili başkan tarafından. Siz dedim bizim ismimizi geçiniz her yerde biz üstümüze alırız. Bakın ben bu kulüpler birine geçen konuşmayı kendim söylüyorum. Bir gazeteciye iletip oradan haber yaptırıp sonra üstüne atlamıyorum. Kendim söylüyorum. Biz niye üstümüze alınıyormuşuz? Ne demek? Ha Fenerbahçeli forması var. Onun için sizi kayırıyor bize çok ceza veriyor. Cezalar açıklandı. Kulüpler Birliği toplantısında federasyonda şimdi resmi açıkladılar mı resmi açıklamadılar galiba. Açıkladılar mı? Şampiyonluk adaylarımızda en büyük en çok cezayı alan biziz. Ne oldu? Bu tez de gerçek değil. Şimdi ne oldu? Lale Orta diye bir Türkiye'nin ilk kadın MHK başkanı atandı. Yok Okan Üniversitesi'nde şöyleymiş. Yok benim adıma ödev aldığım bir törende benimle fotoğrafı. Fenerbahçeli, şöyle, böyle. Giden de Galatasaraylıydı. Hiç ağzınızı açtınız mı? Biz ağzımızı açtık mı? Ben hayatımda algı ve manipülasyonu hep bir ağızdan yöneticileriyle resmi medyadaki kalemleriyle medyada sosyal medyada resmi ve gayri resmi yani troll hesaplarıyla hep bir ağızdan algı ve manipülasyonu bu kadar iyi yapıp başta TFF kurulları ve futbolun paydaşlarını baskı altına almaya mertebesini yani bu mertebeye gelmiş bunu başarıda bahsediyorum mertebeye gelmiş başka bir camia dünyada yoktur. Yok, o kadar saygısızlık yapmayalım. O açıdan baktığınızda da yuva orasıydı ama oralara girmeyelim lütfen. Dolayısıyla şunu diyebilirsiniz kongrelerimiz. Siz de yapın. Onlar yapıyorsa siz de yapın. Böyle bir organizasyon onlar sahipse siz de yapın. Mesela şimdi pompaladıkları şey o camianın bir yöneticisinin ettiği ağır laflardan sonra bitirmeyiz, etmeyiz bilmem ne. Ya ben onu yanlış söyledim demesine hala şey ya bak ne kadar iyi niyetliler yanlış söylediler adam söyledi kaç defa söyledi bir kere söyledi. Devamlı bu temci pilavı gibi pişiriliyor. Çünkü böyle bir organizasyona sahipler. Biz değiliz. Olmak ister miyiz? Bence hayır. Bizim fıtratımızda DNA'mızda bu yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Özelde de, umumide de, her yerde aynı. Bir de şeyi çıkarttılar. Bu da çok enteresan. Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla Ali Koç devamlı federasyonda. Son toplantıda başkan açıklama yaptı. Ali Koç bir kez daha kendi gelmedi diye bizde toplantıya. Ben bunu Kulüpler Birliği Başkanı olduğum zaman söyledim. Dedim ki başkanlarım, çünkü başıma geleceğini biliyordum. Ben size taahhüt ediyorum, hiçbir zaman yalnız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na gitmeyeceğim sizleri temsilen. Çünkü biliyordum bunların başımıza geleceğini. Çünkü onların kafası böyle çalışıyor. Nitekim de gitmedim.
Ama bunların algı operasyonunun parçalarından bir tanesi olan bir ikili var. Onların derdi Fenerbahçe'de değil. Geçen gün tweet atmışlar zaten. Bizim derdimiz Ali Koç diye. Onların derdi Ali Koç. Onlar birkaç aydır şunu işliyorlar. Ben Amerika'da olduğum bir gün tesadüf arkadaşlar raporladılar. Ali Koç her gün federasyonda çıkmıyor oradan. Hatta bugün de federasyonda diye ben Amerika'dayken. Türkiye'ye döndüm kısa bir de sonra. Hatta maça gittim bir hafta sonunda. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın ve ekibinin İngiltere ziyareti vardı. Oradaki federasyonu ziyaret ediyorlardı. Bugün Ali Koç uçakta Sayın Büyükekşi ile İngiltere'ye gidiyor. Yani devamlı böyle iç içeler şeyini göstermek için. Halbuki ben o gün maçtayım. Ne İngiltere'ye gittim ne bir şey. Ve bunu yapmak, bakın ben daha evvel de bunu söyledim. Doğrularını ispat etmek zorunda. Yalan söylemek o kadar kolay ki bu ülkede. İftira atmak, itham etmek o kadar kolay ki bu ülkede. Doğruyu söyleyen doğrusunu ispat etmek zorunda kalıyor. Ve maçtayım diyorum hani şey, evde de değilim. Herkesin ortasındayım. Şimdi bunlar iki ay bunu pişirdiler. Son olarak resmi ağızdan benim tek başıma federasyon ziyaretimin sakınca olacağı seviyesine getirdiler. Ve bunlar hep paslaşarak yapılan şeyler. Tabii sizler bu işin içinde bu kadar olmadığınız için, böyle 10 bin fitten baktığınız için belki uzattığımı zannediyorsunuzdur ama bu nüans, bunlar çok önemli nüanslar. Hep bir algı operasyonu. Şimdi Lale Orta. Bilmiyorum Lale Orta. O kadar tanımıyorum. 2-3 merhabalığım var. Ne kadar kaldırabilir baskıyı. Ama devamlı bakın Türkiye'de gerçekler, algılar gerçeklerin çok önündedir. Türkiye'de çok az insan baskı kaldırabiliyor. Bunların yaptığı baskıyı kaldırmak kolay değildir. Şimdi bunlara değindikten sonra bizim derhal ivedilikle en kısa zamanda VAR'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. Bu öneriyi dün yaptık. Biz dedik öneriye geldik, sonuca geldik. Ağlamaya hazırlamaya gelmedik. Özelde konuşanlara girmeyeceğim. Sadece kendi söylediklerimi söyleyeceğim bazılarını. Şimdi VAR olmazsa olmazıdır futbolun. İnşallah önümüzdeki sene yarı otomatik offside sistemi gelecek. Daha da rahatlayacağız. Ama bu devirde VAR olmazsa olmazıdır. Ancak VAR bizim ligimizde kullanıldığı gibi, özellikle Fenerbahçe kullanıldığı gibi, kullanıldığı zamanlarda VAR bir canavardır. Ve şu an bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla en acil tedbir olarak en kısa zamanda yabancı VAR hakemleri Türk futboluna getirilmelidir. Şimdi bunu denedi federasyon Dünya Kupası arasında. Dün ben biraz sorduğumda aldığım cevaplardan tatmin olmadım. Sanki dostlar alışverişte görsün şeklinde denenmiş gibi geldi bana. Çünkü Suudi Arabistan, Yunanistan sağ hakemlerini getirebiliyorsa yabancı bizim neyimiz eksik? Niye bu önemli? Önemli çünkü hakemin ve yardımcılarının niyeti kötüyse, performansı kötüyse, beceriksizlik yapıyorsa bir maçta en önemli sigorta adaletli kullanan VAR sistemidir. Bu da dünyanın her yerinde böyledir, Türkiye hariç. O yüzden tekrar ediyorum, öneri muhakkak ve ivedilikle, belki bir sezonu geçtik, ama önümüzdeki haftalarda VAR hakemleri yabancı hakemlerden oluşmalı. Şimdi Türk Hakemlik Müessesesi. Yapay zeka atamaları. Prensipte ilkesel olarak destekliyoruz. Hala söylüyorum. Ama bunun mükemmel çalışana kadar birkaç sezon geçecektir.
doğru kullanılır takdirde de fayda sağlayacaktır. Niye? Çünkü artık hakem işleri sadece atamalar değil, bir kişinin iki dudağı arasında olmamalıdır. Sistem nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Alt klasmanlarda hakemler yukarı çıkarken, şimdi 6 tane çıktı. Bu altısı için böyle olmadığı söyleniyor. Ama aldıkları maç üzerinden. Yani hiçbir performans notu, istatistik, data üzerinden değil. Maçları da yakın bulduklarına veriyorlar. Performansı iyi olanlara değil. Dolayısıyla zaten devamlılık arz eden sistem yok. Sistem kayırma üzerine kurulmuş. Liyakat dışı bir sistem. Şimdi yapay zeka gelirse işlerin çok daha veriye bağlı yapılacağına inandığımız için biz bu sistemi destekliyoruz. Bize şu an söylenen hakemi ve yardımcı hakemleri yapay zekanın atadığı. Bizim bu konuda şüphemiz var. Söylenenleri gerçekle kabul etmek durumunda olmakla beraber söylenenlerle ilgili şüphemiz var. Bize göre yardımcı hakemler yapay zeka tarafına atanmıyor. Yanılıyor olabilirim ama bize gösterilen orta hakem. Ama şunu biliyoruz ki bütün VAR atamaları manuel yapılıyor hala. Ama bir başlangıç. Yani buna kötülemek için söylemiyorum. Ama sistem oturana kadar sıkıntılar yaşanacak. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren konulara. Ali Palabıyı söyledim. Bu giden MHK'nin atamasıydı. Aylarca maç almadı. Gelir gelmez bir iki maça verildi. Sonra da geçen haftanın en kritik maçına verilmesi bence bilinerek yapılan bir hatadır. Giderek dediğim gibi bu MHK'ye bir hediye verdiler. Kime verdiklerini artık siz karar verin. Ve bizden sonrası tufandır diye bu atamayla gösterdiler. Şimdi Ali Palabıyık diyoruz ama esas suçlular belki bir iki, biri de Koray Gencerler olabilir. Kim bu adam? İki sene evvel hatırlarsanız istim üstündeydik, iyi gidiyorduk, liderdik. Fenerbahçe Konya maçı oynandı ve Pelkas harika bir gol attı. Ağzımız açık kalmıştı. Gole sevinirken evet, burada eli icat eden ve pozisyonu iptal eden VAR'daki hakem. Bu sene, görüyorsunuz o Covid zamanları statlar bomboş. Tamam Tunç. Bu sene Konya Fenerbahçe maçı, tesadüf yine Konya maçı. Eskişehir'de oynanan. Valencia aptalca bir hareket yapıyor. Bana göre sarı kartla geçilebilir. Sarı veya kırmızı önemli değil. Ama hakem görmüyor. Hakemin arkasında oluyor olay. Hakemi uyarıp Valencia'yı attıran VAR'daki hakem yine bu arkadaş. Ve son olarak da perşembe günkü maçtaki VAR hakemi yine bu arkadaş. Yani biraz görüyorsunuz değil mi senaryoyu? Sonra Atilla Karaoğlan, Serkan Çimen, bizim maçı atananlar. Bu haftaki maçı. Şimdi, Serkan Çimen, orta hakeme gelmeden, hakem Çimen, Serkan Çimen, bizim iki kere rahatsızlık duyduğumuz ve bu yüzden iki kere açıklama yapmak zorunda kaldığımız bir hakem. Bu maçı atanıyor. Sonra Atilla Karaoğlan. Şimdi Atilla Karaoğlan'ı biraz açmak istiyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. O Sivas maçının yanına eşantiyon diye koydukları, bana göre haksızlık yaptıkları
dirsek atan oyuncuyu atmayan, kırmızı kart vermeyen VAR konuşmalarını dinlediğimiz hakem. Şimdi o pozisyona değineceğim. Ne dedim biraz evvel? Tartışmasız en tartışmalı pozisyonun Sivas maçı dedim. Bu arkadaşın yediği ceza, ceza yemesi sebep veren pozisyon aslında VAR protokolü nasıl olurun eğitim için kullanabileceğiniz pozisyon. Konuşmalar, ciddiyet, profesyonellik, çağırıyor, dirsek var diyor, abi ben göremiyorum diyor, abartıyor diyor, ben kararımda duracağım diyor. Kararına katılırsınız, katılmazsınız. Derslik bir pozisyon. Onu Sivas maçının pozisyonuyla beraber paketlemek, aynı süre ceza vermek olacak iş değildir. O öbürünü kurtarmak için yapılmış bir operasyondur. Erkan Özdamar'ı. Kafa mıydı? Kafa, özür dilerim. Şimdi ona bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü aynı süreyi alması olacak iş değil. Ve bu arkadaşların süreleri bitti. 3 Ocak açıklamasını koyar mısınız ekranı? Şimdi 3 Ocak'ta federasyon bir açıklama yapıyor. Bu hakemlere 8 hafta ceza veriliyor, sonra 6 haftaya indiriliyor. Niye indiriliyor onu da bilmiyorum. Herhalde kamuoyunun genel kanaati bu hakemler bu sezon maç almayacaktı. Sonra 3 Ocak'ta bir açıklama yapıyor federasyon. Gördüğünüz açıklama. Ve diyor ki kısacası, isimler olacaktı burada. Şimdi bu yanlış bir açıklama. Yani benim dediğim açıklama şu. Okuyorum. Gaziantep, Beşiktaş, Atilla Karaoğlan, Demir Grup Sivaspor Galatasaray maçlarının hakemleri Erkan Özdemir ve Demir Grup Sivaspor Galatasaray Ayşe maçının hakemi Özgüç Türkalp ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemeyi gerçekleştirmiştir diyor. Ve önemli hakem hatası yapıldı, tespit edilmiştir diyor. VAR hakemine bundan sonra, Sivaspor VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceği ifade ediliyor. Bu iki hakeme de, Özdamar ve Karaoğlan'a da uzun süre görev verilmeyeceği kamuoyunu bilen. 6 hafta mı uzun süre? Hele Sivas'taki hakemin dünya tarihinde görülmemiş bir olay. Hakem, VAR konuşmaları, laballik, ciddiyetsizlik, gevşeklik, profesyonellikte uzaklık. Direkt maçı katleden bir karar ve adam 6 hafta alıyor. Halbuki Atilla Karaoğlan yanlış bir karar veriyor ama doğruları yapıyor yanlış kararında. Bütün protokoller, ciddiyet, profesyonel ve buna TFF, MHK ne diyeceksiniz deyin, aynı sürede ceza veriyor. Şimdi gelelim Atilla Karaoğlan'a. Şimdi Atilla Karaoğlan uzun süre maç almadı. İnsansa, ki insan, diyecek ki ya tamam ben bir hata yaptım. Kararımın arkasında durdum. Bütün protokolleri doğru yaptım. Ben nasıl bu adamla aynı cezayı alırım diye. Zaten o işin travmasında, duygusal çöküntüsünde, uzun süredir maç yönetmemiş, maç ritmini kaybetmiş. Bir bakıyorsunuz ilk maçı, haftanın en kritik ikinci maçı. Ya şaka gibi. Sonra ne? Yapay zeka böyle istedi. Yapay zeka böyle istedi. İkinci verdiğimiz öneri buydu federasyona. Evet. Niye? Çünkü FIFA kokartlı hakemler, ki biz artık FIFA kokartlı hakem bulmakta zorlanıyoruz. Ya performanstan, ya atletik sınavdan, ya yabancı dil zaafından. 10 puan olarak yapay zekasız. Yani maçı 3-0 atamalarda galip başlıyorlar. Ve bir adam, Erkan'ı söylüyorum, ikisi de aynı cezayı aldı. Sonra ikisi de, ya bir adam tartışmasız en tartışmalı pozisyona imza atıyor. Ve 6 haftada maç alıyor. Atilla Karaoğlan o kadar hatası bu kadar yüksek değil. Ama o da uzun süre maç almayıp sonra yapay zeka diyor ki en kritik ikinci maça. Birinci maç Galatasaray Trabzonspor, ikincisi bizim maçımız. Soruyoruz niye? FIFA kokar donpa. Değiştirin sistemi kardeşim. Bir adam bu kadar ağır ceza yazıyorsa, alıyorsa, cezası bittikten sonra dönüyorsa sisteme 10 puanla başlamasın. 4 puanla başlasın, 5 puanla başlasın. Maç aldıkça tekrar 10 puana gelsin.
Ama bu sistemde en ağır cezayı verdiğiniz hakemi en kritik ikinci maça ilk dönüşünde veriyorsunuz. Böyle saçmalık olur mu ya? Adam zaten duygusal travma, çöküş, atletik ritim, maç ritmi bilmem ne. Diyeceksiniz ki öbür maçların kıymeti yok mu? Tabii ki var. Kimseye de saygısız etmek istemiyorum. Ama zor maç var, nispeten daha kolay maç var. Dolayısıyla bu öneri de yaptık. Bu FIFA zaten pek çok kulüp başkanından rahatsız. 10 puan FIFA kokartını direkt 10 puan verme konusunda. O öneriyi de gündeme getirdik. Şimdi Serkan Çimen'i de söyledim, rahatsızlığımı gündeme getirdim. Şurada bir şey çıkıyor. Sevgili Fenerbahçeliler. Bu sezon özelinde ama genelde fahiş hatalar hep bizim aleyhimize oluyor. Yıllarca unutulmayacak fahiş hatalar da hep bir takımın lehine oluyor. Bu tesadüf mü? Hayır, değil. Doğanın mı tesadüfü? Neyin tesadüfü bu? Dolayısıyla Türk Hakemlik Müessesesi'nin bir kez daha iflasını gündeme getiriyorum ve devam ediyorum. Ne hale geldik? Derbi atacak hakemimiz yok. Ya görüyor musunuz? 85 milyonluk ülke, futbol aşığı bir ülke, futbola yatıp kalkan bir ülke, hakemlik müessesesinde derbi atacak hakem yok. Hepimiz dua ediyoruz. Hayırlı umut emeleri bir şey olmasın, sakatlanmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın diye. Ya geldiğimiz noktayı görüyor musunuz? 7 yarınkiyle 7 derbi maçı oynanmış olacak bu sezon. İlk başlıyor işte Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Volkan Bayaslan, Ali Şansalan. Bunların hepsi çuvallıyor. Son 4 derbinin hakemi de Halil Umutmeler. Ve diyorsunuz niye endişeleniyorsunuz, niye sıkıntıdasınız? Bakın ben size başka bir istatistik daha vereyim. Bugün bunu gördük. Böyle tesadüf görülmedi haberi. Bu haberde diyor ki Süper Lig'de bu sezon tam 6 kez ceza çekmiş hakemlerin geri dönüş maçları hep Fenerbahçe'ye denk geldi. Ben de bunu bilmiyordum. Tekrar ediyorum. Süper Lig'de bu sezon 6 kez ceza çekmiş hakemlerin geri dönüş maçları hep Fenerbahçe'ye denk geldi. Özellikle Ali Palabıyık'ın Adanaspor maçındaki skandal yönetimi yankıları sürerken pazartesi günkü Konyaspor maçına 7 haftada düdük çalmayan Atilla Karaoğlan'ın atanması bu nasıl tesadüf sorusunu beraberine getirdi. Hadi bakalım. Bilmiyorum nasıl yapılıyor ama yapılıyor. Yani hemen şey yapıyoruz. Zorbay Küçük 3 hafta ceza alıyor. 11. hafta Fenerbahçe Başakşehir maçı. 15. hafta Trabzon Fenerbahçe maçında 5 hafta görev almayan Serkan Çimen ki bunun açıklama yaptık. Serkan Çimen de cezayı Adanaspor Trabzon maçında Adana'nın golünü vermediği için yiyor. Cezayı çekiyor. 5 hafta sonra geliyor. Trabzon Fenerbahçe maçına atanıyor. Yapay zeka. 17. hafta Antalyaspor Fenerbahçe maçına 3 hafta görev almayan Kadir Sağlam. 21. hafta Fenerbahçe Kasımpaşa maçına 5 hafta görev almayan Volkan Bayaslan. Son hafta işte Ali Palabıyık biliyorsunuz 3 hafta görev almayan Ali Palabıyık. İşte bu hafta da Atilla Karaoğlan. Şimdi durum tespiti yaptık. Resmi çektik. Şimdi gelelim esas benim için önemli olan noktaya. Adana Demirspor maçında yaşananlar 5 defa söyledim. Hakem hatası değildir. Peki nedir?
organize kötülüktür. Açık, net, şeffaf. Şimdi dünyada 6 sezon içinde son haftada 3 şampiyonluk kaçıran kaç tane kulüp vardır? Bence hiç yoktur. Dünyada kaç takım ülkesini, devletini hedef almış, bir terör örgütü tarafından saldırıya uğramış, kumpas yaşamıştır? Hem de en parlak döneminde, sportif açıdan ve finansal açıdan, kat ve kat rakiplerin önündeyken. Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır? Hala faali meçhuldür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır bu. Çağırın bizi savcılar, söyleyelim bildiklerimizi. Ama er ya da geç bu ortaya çıkacak. Her şeyin çıktığı gibi. Belki hayatta bile değil bu insanlar. Bu son cümlemi de not edin. Kafanızın bir yerine. Hala faali meçhul. TFF'ye çok korkunç bir saldırı oluyor. Allah korusun bir daha hiçbir yere olmasın, kimseye olmasın. Ertesi gün yakalanıyor. Ertesi gün yakalanıyor. Doğrusu da budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kudretli bir devlettir. Ve bir maç uğruna, futbol uğruna devletimizi bile zaafa uğratmayı göze alabiliyoruz. Sistem. Bu yetmiyormuş gibi o olayı takip eden hafta bize zorla maç oynatıldı. Burada var bazı yöneticilerimiz, o zaman yönetimde olan. Yabancı oyuncuların travma yaşadığı, Türkiye'den ayrılmak istediği, belki 40 kişinin hayatına mal olacak, iyi ki başarılı olmamış bir olaydan sonra hafta sonu bizim maç oynanmamız istendi. Siz ya bir mikrofon alın gelin, çok bugün çok aktifsiniz. Şimdi bir de yani vicdani hassasiyet nasıl olmaz? Bir takım yöneticisi gitti otobüs direksiyonundan fotoğraf verdi. Bunlar hep bize oluyor. Ve bir şey söyleyeceğim size. 12 Mayıs'ta stadımızda hem stadımız hem taraftarımız gaz saldırısına uğradı polis tarafından. Maçtan sonra taraftarlarımız sokaklarda, taraftarlarımız sahanın içinde polis saldırılarına uğradı. En zayıf olduğumuz, en darbe yediğimiz dönemde bunları da yaşadık. Türkiye Kupası'nı kazanmıştık o sene. Dönüyorduk Ankara'dan maçtan sonra. Polisleri gördüm. Ne oldu, gaz sıkmadınız dedim. Pişkin pişkin bana, ama biz organik gaz sıkıyoruz dediler. Ve bunların hepsi 9 sene içinde oldu sevgili Fenerbahçeliler. Hangi camia bu travmayı kaldırabilir? Ve bitmedi, hala devam ediyor. 2011'den beri doyamadılar bizi yemeye. Şimdi sizlerin, bizlerin oturup bir düşünmesi lazım. Nereye kadar? Demek ki biz sistemin parçası değiliz. Bu sadece futbolla anlatılacak bir şey değildir. Faili meçhul bulunmuyorsa, bize saldıran terör, ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise, Fenerbahçe'nin mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir.
Niye bunu diyorum? Hatırlayın, 3 Temmuz'dan bir hafta sonra, bilemediniz 2 hafta sonra Deniz Feneri davası vardı. Gizlilik geldi. Bir tane haber sızdı mı o davayla ilgili? Sanki toplum açısından çok daha önemli bir davaymış gibi her şey kapatıldı. Topluma nefret tohumları döken, gizlilik olmasına rağmen 3 Temmuz davasını sayfa sayfa, sayfa sayfa bütün ifadeleri, konuşmaları televizyonlara, gazetelere yayınlanmadı mı? Gizlilik şey yok muydu orada? Gizlilik kararı yok muydu bizim daha? O da vardı. Utanmadılar, başkanımızın fotoğrafını bastılar. Şimdi ben başkanınız olarak bütün bunu büyük resimle bakmak zorundayım. Artık biz figüran mı olacağız? Bir saniye lütfen. Yoksa uzun vadeli çıkarlarımızı muhafaza etmek, korumak, müdafaa etmek adına bu ülkenin futbolunu temizleme adına bugünlerden feragat mı edeceğiz? Bunun kararını vermek zorundayız. Biz bunun kararını bu küçük grup 50 bine yakın kongresi olan, milyonlarca taraftarı olan bir camianın bu küçük grupla karar veremeyiz. Ama sizlerin huzurunuzda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye? Niye? Çünkü yolumuzda iki tane yol var. Önümüzde iki tane yol var. Ligden çekilme filan saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Amatör kümeden Fenerbahçe'ye başlıyor. Herhangi bir kulüp ligden çekildi mi amatör kümeden başlıyor. Öyle bir şey yok. Sakın aklını ucuna getirmeyin. Bunlar duygusal olarak söylenen şeyler. Şimdi 15 hafta var. Müsaadenizle lütfen. 15 hafta var. Selahattin Baki'nin dediği gibi biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon bitireceğiz mi? O yoldan mı gideceğiz? Onu da anlatacağım. Yoksa yeter artık arkadaş. Artık sınırları aştınız. Bardağı taşırdınız. Biz maça çıkmıyoruz deyip bir saniye. Koyun kuralı lütfen. 24. maddeyi. Ben size bu maddeyi okuyayım. Bir müsaade ederseniz ben okuyayım. Herkes okumayabilir. Bir sezon boyunca müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başta bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp hakemlerin masraflarıyla diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. A madde. B madde. Bir sezon boyunca iki defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır. Bu şimdi yardım alabilir miyim lütfen?
Evet, küçük bir kaza. Şimdi bu notlar önemli, saklıyoruz sonra, arşivliyoruz bunları. Ne dedik, ne demedik takip etmek için. Şimdi bir yol bu. Yani. Teşekkür ederim. Maça çıkmamak, maça çıkıp bir dakika kalıp sahadan ayrılmak. Ama bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, inanın geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır. Çünkü bu... Bakın biz kupa sizin, lig bizim muhabbetini görmüş bir camiayız. Yoksa biz Kurtuluş Savaşı'nın ruhuyla Harrington Kupası'nda bize teklif edilen yardımı istemeyip çatır çatır düşman kuvvetlerini yenen duyguyla sonuna kadar savaşacağız mı? Biz bunu oyladık dün. Bunu illa Konya maçında da yapmak zorunda değiliz. Bunu böyle devam ederse, hani devam etme kararı verip böyle devam ederse başka maçta da yapabiliriz. Ama o bir kere ölme işine ben çok inanıyorum. 11'e 3 devam kararı çıktı. Ben 3'ten biriydim. Çünkü yeter artık. Bu devlet, bu ülke, bu futbol federasyonu 25-30 milyon taraftarı olan bu ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda vazife görmüş, yakın zamanda ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünü duvara toslatmış kendi başına en zayıf zamanında bütün devletin gücüyle saldırdığı bir dönemde bu camiayı siz ciddiye almıyorsunuz. Ve bu camiayı yeri geliyor katlediyorsunuz, yeri geliyor ufak ufak ısıra 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 yiyorsunuz. Dolayısıyla iki tane yol var önümüzde. Biri radikal bir yol. Biri de sonuna kadar savaşıp mücadeleyi verip işte oradan biri devamlı kaybetmek diyor. Siz bu camianın yaş olarak ileri gelenlerisiniz. Siz bu camianın en fazla farklı dönemlerini gören insanlarsınız. Ama bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Hala devam ediyor. Nereye kadar bu şekilde devam edebiliriz, sorgulanmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin olmadığı bir Türkiye Futbol Ligi, Türkiye Futbol Ligi değildir. Biz ne diyor rakip takım? Her yerdeyiz diyor. Biz her yerde değiliz. Biz doğrunun yerindeyiz, adaletin yerindeyiz.
Şeffaflığın yanındayız. 20 senedir Türkiye Futbol Federasyonu'nun içine yuvalanmadık. 20 senedir kendimize çalışan bir medya ordusu yaratmadık. Yaratmayız da. Dürüst bütün gazetecilerden özür diliyorum bunları söylerken. Çünkü son maçımızda sadece mesleği gazeteci yapmak isteyen medya olan insanlar tarafından çok doğru bir şekilde kaleme alındı. Kesinlikle mesleğin hepsini kapsamıyor. Ama bir grup var ki dertleri hem Fenerbahçe hem Ali Koç. Küçük bir grup var, sadece Ali Koç. Dolayısıyla durum bundan ibaret. Salondaki reaksiyonlardan tam şeyi de alamadım. Hissiyatın nerede olduğunu da tam alamadım. Başkanım, izin verir misiniz? Bir saniye. Yönetim kendi içinde bir oylama yapmış ve sonuçta devam kararı çıkmış. Bizler madem yönetimimiz bu doğrultuda karar aldı, bizler de Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in feneri ışığını saçmazsa Türkiye karanlığa gömülür anlayışıyla başkanımızın ve yönetim kurulunun arkasında sonuna kadar bir ve bütün olarak hareket edeceğiz. Bir ve bütün olarak hareket edeceğiz. Son dakikaya kadar destekleyeceğiz. Bütün gücümüzle destekleyeceğiz. En büyük Fenerbahçe'dir dedirteceğiz. Hodri meydan. Bundan sonra yapsınlar da görelim. Hodri meydan. Yapsınlar, çıksınlar ortaya, görelim. Yönetim oyunu vermiş, böyle bir karar almış, bizlere düşen sonuna kadar yönetimin bu kararını desteklemektir. Sonuna kadar. Şimdi başkanım. Artık gruplaşmalar, şucular, bucular kalmayacak arkadaşlar. Gün birlik ve bütünlük günü. Gün bütün Fenerbahçelilerin tek bir hedef doğrultusunda yılmadan azimle ilerleme gücü. Şimdi sözlerimi ben Yüksek Güven Kurulu Başkanımız bu konuşmayı yapmasaydı bir sonraki toplantı 3 ay sonra olacağı için ve önümüzdeki günlerde de yani bunu bir kere oyladık bu iş bitti demek değildir. Ama önümüzdeki günlerde de bu konuyla muhatap olmak zorunda kalacağımıza inandığım için sizlerden bir intiba almak istiyordum ama başkanımıza tamamen katılıyorum. Yani farklı görüşler olması birlik beraberlik içinde olmadığımızı ifade etmez ama saygı duyuyorum kendi söylediğine. Ama şunu da söylemek istiyorum. 2018-2019 sezonu hariç, yani bu bizim dönemde de evvelki dönemlerde de geçerli bütün söylediklerim. Biz o dönem hak etmedik hiçbir şeyi ama ondan sonraki dönemlerde hep geldik. İyi futbol da olsa kötü futbol da olsa bir şekilde hep oyun içindeydik ta ki devir dışı bırakılana kadar. O yüzden tüm Fenerbahçeliler gibi inanın bizim daha da fazla içimiz kanıyor. Çünkü görüyoruz resmi, yaşıyoruz. Biz bunu her gün yaşıyoruz. Görüyoruz, isimleri biliyoruz, dengeleri biliyoruz, siyasetini biliyoruz. Neyi nereye gidiyor. Şimdi o kadar pişkinler ki. Başkan vekiline saldırıyorlar Fenerbahçeli diye. BFDK'ya saldırıyorlar Fenerbahçeli diye. Federasyon başkanı Galatasaraylı. Bir evvelki MHK başkanı hasta Galatasaraylı. Başka takımlar bunu gündeme getirmiyor. Sonra da
dostluk mostluk diye sonra da açıklama yapıyorlar. Yani biz en büyük adım atarız dostluk adına. Ve ben en çok tenkit edildiğim konu budur biliyorsunuz sizler tarafından. Çok yumuşaksın, şöylesin, böylesin. Biz pislik yapmayı bilmiyoruz. Öğrenmek de istemiyoruz. Peki, ben daha fazla uzatmayayım. Hayır, başkanımız oylama yok dedi. Biz de katılıyoruz. Biz yetkiyi yönetime verdik. Yönetim bu yetkiyi dilediği gibi kullanabilir. Yönetimdedir yetki. Evet, yönetim ne derse peki, o olur. Peki, hepinize... Üç Temmuz ruhu ile yönetimimizin arkasındayız. Sonuna kadar arkasındayız. Ve biz gideriz, biz bu sezonu Cumhuriyet'in 100. yılını Cumhuriyet'in fenerinin şampiyonluk ışıkları saçarak bitireceğine yürekten inanıyoruz. Sizden ricam son olarak sizlerden ricam. Tüm taraftarlarımızdan ricam. Bu sezon bitene kadar kayıtsız şartsız kenetlenmemiz. Bakın ben ne anlatıyorum size? Bir başka camianın ne kadar müthiş seviyede algı, manipülasyon ve baskı yaratabildiğini. Biz bunları yaşıyoruz. Bir tane camianın ileri geleni çıkıp konuşmuyor. Bir kendi camiamıza bakalım. Bir de kendi röntgenimizi çekelim. Bırakın konuşmayı. 18 sene başkanlık yapmış, sonra başkan vekili yapmış, sonra federasyon başkanlığı yapmış kişi bizi şikeyle ima ediyor federasyon başkanı iken. Bir kişi çıkıp konuşmuyor aranızdan. Yapalım edelim savaşalım, yani mücadele savaş anlamında, sportif savaş anlamından bahsediyorum. Ama arkadaşlar bir de aynaya dönüp bakmanız lazım. Bakmamız lazım. Biz bilmiyor muyuz bazı insanları etkileyip istediğimiz yazıları çıkartmayı? Biz camia olarak gücümüzü kullanalım. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ama biz en çok kendimize zarar veren camiayız. Kasımpaşa maçı bir gol yiyoruz. Sus pus tribünler. İki top hatası, pas hatası homurdanmaya başlanıyor. Maç 5-1 bitti. Ve biz o kadar çok bunu, ben anlatamıyorum bunu futbolcularımıza, hocalarımıza. Siz daha hiçbir şey görmediniz diyorum. Allah korusun. Sıkıntılı bir maçta neler yaşayabileceğini Jorge Soana görmedin senden dedi. Ama niye? Biz hep kendimizi hedef alıyoruz. Dolayısıyla içimize dönüp de bir bakmamız lazım. Sözlerime son verirken bir kez daha Galatasaray Spor Kulübü'ne yaptığım çağrıyı buradan yapıyorum. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle arzu ederseniz diğer kardeşinizi de getirin. Biz hazırız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.